Elimize büyükçe bir fırça alıyoruz. Hafifçe ıslatıyoruz. Kullandığım fırın bebek mavisiyle gökyüzünü boyamaya başlayalım. Arkadaşlar merhabalar. Yoğun istek üzerine sesli anlatım yapmamı istediler. Dilim döndüğünce sizlere ne yaptıklarımı anlatmaya çalışacağım. Fırçamızı kullanıyoruz. Bebek mavisiyle. Çok fazla hareketlerde dağımızın silüetini bozmadan gökyüzünü boyuyoruz. Birazcık beyaz katıyorum. Dağın üst tarafları, gökyüzünün aşağı tarafları yani biraz daha açık renk olmasını istiyorum. Çünkü doğada da tam bu şekilde oluyor. Boyayı iyice yediriyorum. Fırça numaram 24 nolu fırça. Yumuşak yassı olanlardan. Hala bebek mavisi kullanıyorum. Kullandığım boya ahşap boyası. Zemin ise kontraplak ya da MDF diye geçen türlerden. Tuval kullanmıyorum. Tuval daha iyi de olurdu aslında ama ekonomik olması açısından ben bu şekilde kullanıyorum. Boyayı iyice yediriyorum. Hala bebek numarası kullanıyorum. Birazcık bulut mavisi. Biraz yani koyu mavi diyebilirim. Boyaları ben satın aldığım isimlerle söylemek istedim. Bulut mavisi diye geçiyor bu kullandığım mavi. Siz normal mavi de kullanabilirsiniz. Çok az. Evet, bebek mavisiyle tekrardan alt tarafını boyuyorum. Zeminin alt kısmında su olduğunu düşünüyorum. Orada deniz var ya da göl. Gökyüzünde kullandığım mavinin aynısını alt tarafa veriyorum. Aynı fırçayla yapıyorum bunu. Fırçayı hiç yıkamadım. Temizlememe gerek yok zaten. Birazcık beyaz karıştırıyorum bebek mavisine. Suyun karayla birleştiği yere sürüyorum. Çünkü oralar birazcık daha açık olur. Bize doğru su koyulaşır. Ben bu resmi bir resime bakarak yapmaya çalışıyorum.
hayal de edebilirsiniz aslında. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama hayal edemiyorsanız herhangi bir resmi referans olarak alıp çizebilirsiniz, yapabilirsiniz. Birebir aynası olmak zorunda değil. Bu sizi asla karamsarlığa düşürmesin. Benzediği kadar olursa yeter. Herkesin el yeteneği farklıdır. Resim biliyorsunuz bireysel bir olgudur. Kişiye göre değişir. Fırça uçlarındaki desene göre de değişir. Küçük spatulamızı alalım ve mavi siyahtan birazcık boya alalım. Eski kullandığımız bebek mavisini de karıştıralım. Araya gitmesin. Birazcık da mavi siyah. Boyadığım koyu boyanın adı mavi siyah diye geçiyor piyasada. O şekilde aldım. Ama bunu siz de elde edebilirsiniz. 6 numaralı yassı fırçamı aldım şu an. Biraz ıslattım. Elde ettiğim boyayı dağın silüetini oluşturacağım. Yani temel rengine giriyorum dağın. Biraz önce kullandığım mavi siyah siz biraz maviye siyah katarak da elde edebilirsiniz. Ama ben hazır olarak kullanmak istiyorum çünkü onu elde etmek için zamanımı harcamak istemiyorum. Özellikle de size bir şeyler göstermeye çalışırken zaman kayboluyor. Bağı yaparken gökyüzüne değdiği noktaları güzel yapmaya çalışalım. Oralar dağın en önemli yerleri. Dağı dağ gibi gösteren yer işte oralar arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Aynı renkle. Bu rengin içinde aslında siyah, mavi ve birazcık da beyaz var. Bu şekilde de elde edebilirsiniz. Dağın eteklerini birazcık daha açabilirsiniz. Bu renge birazcık daha beyaz ya da mavi karıştırarak şu anki yaptığım gibi. Bunu yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Yaparsanız daha güzel görünür dağ. Uzaktan her zaman sisler eteklerde toplanır, dağ eteklerinde. Ben çok fazla uğraşmayacağım. Ama sizin evde zamanınız boldur. Siz uğraşabilirsiniz. Yine mavi siyah renkten biraz alalım. Birazcık da beyaz. Birazcık daha beyaz. Gri bir ton oluşturmaya çalışıyorum. Birazcık da lavanta rengi. Ama çok az. Bu yeterli. Elde ettiğim griliği daha vermeye çalışacağım.
Özellikle sağ taraflara birazcık daha yoğun kullanmaya çalışacağım. Bu dağ her zamanki yaptığım dağlardan farklı bir dağ olmasını istiyorum. Üst taraflarında böyle çizgi şeklinde görüntüler olsun. Bol efektli bir dağ olmasını istiyorum. Spatulayı kullanıyorum. Fırçayla da yapabilirsiniz. Ama fırçayla birazcık daha uğraşmak lazım. Burada sizlere bir şeyler göstermek istediğim için de zaman aleyhime işliyor. Spatula burada imdadıma yetişiyor. Evet, sağ taraflarına giriyorum. Çünkü ışığın sağdan girmesini istiyorum. Spatula'nın sadece uç taraflarını kullanmaya çalışıyorum. Boyayı da azar azar kullanıyorum. Bu akrilik boya olduğu için top top düşer. Hemen de kuruduğu için iyi bir sonuç elde edemem. O yüzden azar azar kullanırsak daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Dağın eteklerine doğru spatulayı biraz bastırıyorum ve çekiyorum. Ona dikkat edin. Birazcık daha koyu bir gri elde ediyorum şu an. Bu da genelde dağın sol tarafını kullanacağım. Ara ara kullanıyorum. Daha duygun bir efekt veriyor bu şekilde. Bu dağ çok karakteristik bir dağ olacak arkadaşlar. Boyayı yine aynı şekilde azar azar kullanıyorum. Buralarda kar olmayacak. Bu aralarda boşluk bıraktığım yerlere kar yapmayı düşünüyorum. Bunu da fırçayla yapmaya karar verdim. Çünkü buralardaki karlar tam kaplayacak oraları. Efekt olmaz. Sadece kar olsun. Fırçanın sadece ucunu kullanıyorum. Ve dikkat ediyorum. Değişik şekillerde olsun karlar. Çünkü hepsi aynı yönde olmaz.
Bazen küçük olur, bazen büyük olur. Bazı yerlerde az olur. Bazı yerlerde de yığılma yapar. Kullandığım fırça 6 numaralı yassı bir fırça. Sapı kısa olanlardan, uzun olanlardan da kullanabilirsiniz. Ama onlar biraz piyasada pahalı. Ama daha iyi iş görüyor. Özellikle de benim gibi resmi çekenler için. Elimde vardı. Onların biraz ucu bozulduğu için kullanamıyorum. Bu fırça daha yeni. Ama en sevdiğim fırçalar arasında şu an. Daha detaylı çalışmalar için ise daha küçük numaralı fırçalara geçebilirsiniz. 2 numaralı fırça ya da 4. Ya da elinizde varsa 0 ya da 1 de kullanabilirsiniz. O tamamıyla sizin imkanlarınıza bağlı. Bunu hiç bilmeyenler bile bir şekilde bu şekilde yapabilir. Ben yapamam diye bir şey yok. İsteyen herkes bu resmi yapabilir. Şimdi ise maviye geçiyorum. Ama bu kullandığım mavi isim olarak ortanca mavi. Bunu nasıl elde edebilirsiniz? Eğer elinizde yoksa. Biraz normal maviye biraz siyah katarak elde edebileceğinizi düşünüyorum. Ama çok az. Çok çok az. Birazcık da beyaz tabii ki. Işığı sağ taraftan aldığım için dağın sol tarafları da gölgede kaldığını düşünüyorum. Gölgede kalan taraflardaki karlar onlarda. Daha küçük bir fırçaya geçtim. Hassas yerlerini yapmak için. 0 numara diye düşünüyorum bu fırçaya. 0 numara sanıyorum. Dağın ayrıntılarını küçük fırçayla daha güzel yapabiliyorum. Aslında dağ gayet güzel oldu. Güzel olduğu zaman da fazla uğraşmaya da gerek yok aslında. Ama yine de
eksikleri olduğunu düşündüğüm için biraz daha uğraşma gereği duydum. Bazen bir şey tamam olduğu zaman, eğer gerçekçi göründüğü zaman uğraşmanıza gerek yok. O şekilde bırakın. Dağın arka taraflarında birazcık daha farklı efektler oluşturmak istediğim için koyruklar giriyorum oraya. Bu şekilde de durabilirdi aslında ama bu şekilde de olabilir. Şeyler yapmaktan asla çekinmeyin. Sonucu ne olursa olsun yapın. Derin yeşil kullandım. Birazcık da mavi siyah ve birazcık da beyaz. Mavi siyah. Uzaklardaki ağaçlar yapmayı düşünüyorum. Belki çam ağaçları vardır oralarda. Ağaçlar uzaklarda olduğu için belli belirsiz görünür. Tam olarak seçemezsiniz. O yüzden çok fazla uğraşmayın. Biraz da ortalarda olsun. Aralarında karlar da olsun. Bu uzakların daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Bu şekilde düşündüm. Ve gerçekten güzel oldu. Biraz önceden de dediğim gibi cesaretli olun. Resmi bozarım diye korkmayın. Şeyler deneyin. Güzel olduğu zaman da bırakın. Şimdi koyu bir yeşil elde ettim. Elimdeki derin yeşile birazcık mavi siyah girdim. Bize yakın olan yerlerdeki yeşil alanları yapacağım. O yüzden önce temel rengimizi giriyoruz oraya. Fırça olarak yine altın oğlu camı kullanıyorum. Yumuşak, yassı olan. Akrilikle resim yaparken genellikle yumuşak olanları tercih edin. Yağlı boyada ise sert kıl olanları tercih edin. Çünkü yağlı boya daha böyle koyu kıvamlı olduğu için yumuşak kıl olanlar pek iş yapmıyor. Akrilikte biraz kıvamı ince.
Demet rengimizi giriyoruz. Koyu yeşil kullandık. Derin yeşil. Benim boyanın ismi. Ve kına yeşili. Ben kına yeşili kullanıyorum buralara. Onu da yine piyasadan hazır olarak aldım. İsim olarak kına yeşili geçiyor. Nasıl elde edersiniz? Biraz kahverengi ekleyerek sanırım yeşil boyaya kına yeşili elde edebilirsiniz. Her şeyi hazır olarak almak zorunda değiliz. Değilsiniz. Normal yeşile mavi katarak da belki birazcık da siyah derin yeşil elde edebilirsiniz. Şimdi yeşilimize biraz sarı katarak açık tonlu bir yeşil elde ediyorum. Parlak yeşil aydınlık için. Limon yeşili kıvamında. Aslında elimde limon yeşili de vardı. Ama hazır renklerim oradayken limon yeşili kullanmak istemedim. Şimdi 12 no'lu yumuşak fırçamı kullanıyorum. Düz bir fırça bu fırça. Çoğu resim yaparken kullandığım bir fırça. Hatırlanmış olabilirsiniz. Diğer videolarımdan görerek. Evet, bazı yerlere tümsekler yapıyorum. Bazı yerlere girinti çıkıntılar yapıyorum burada. Çünkü yeryüzü her zaman düz olmaz. Özellikle böyle yeşil olan yerler. Aralarda kına yeşili var. Limon yeşiliyle de üzerinden geçiyorum. Benim kullandığım zemin boyayı emdiği için tekrardan ben bunun üzerlerine boya girmek zorundayım. Siz tuval kullandığınız zaman belki çekmediği için daha parlak olabilir. Buna da dikkat edelim. Şimdilik yeterli görünüyor. Biraz daha mavi siyah kattım derin yeşilime. Birazcık da beyaz, uçuk tonlu bir yeşil elde ettim. Uzaktaki ben çamlar yapmayı istiyorum. Bu şekilde manzara resimleri yaparken her zaman için en uzaktan başlayın. Yavaş yavaş öne doğru gelin. Kullandığınız renklerde koyulaşsın ve de canlansın. Şimdilik cansız bir renk kullanıyorum. Bu bizim beynimize uzakta olduğu sinyalini verecek. Böylece resim iyi olduğunu söyleyecek. Buna dikkat edelim. Bu çok önemli. Bu arada fırçayı değiştirdim. Fırçamız yine 6 numaralı yumuşak fırça. Evet, yeşili birazcık daha koyulaştırdım.
Derin yeşille mavi siyah rengini karıştırdım. Şimdi 4 numaralı fırçamı kullanacağım. Bu fırça benim en sevdiğim fırçalardan yine. Yumuşak bir fırça. Aslında bu fırçayla bile bir resmi tamamıyla yapabilirsiniz. Ama değişik fırçalar kullanmanız resimdeki efektleri de artıracağı için daha güzel olur. Ve bir çam ağacı yapıyorum. Hemen yanına da bir çam ağacı yapıyorum. Sadece kullandığım hareket, yaptığım hareket zikzak hareketleri. Dikkatli bakarsanız bir sağa bir sola, bir sağa bir sola fırçamın ucunu değdiriyorum. Bazen hizasını şaşırmamak için öncelikle gövdesini yapmaya çalışıyorum. Tabii bu gövde kayboluyor yaptıkça. Daha değişik bir çam yaptım burada. Dikkat ettiyseniz önce sağ tarafa, sonra sol tarafına V şeklinde fırçamı vurdum. Bunu siz de pratik yaparak elinize alıştırabilirsiniz. Cam ağaçları resimde en güzel görünen objeler. Yaptıkça sizin cam ağaçları da daha güzel olacak. Buradaki açıklığı da kapatalım. Yine V şeklinde kullanıyorum fırçamı. Cam ağaçlarını yaparken genelde ressamlar yelpaze fırça kullanır. Ama düz fırçayla da gayet güzel cam ağaçları yapılabilir. Bunu görüyorsunuz. Küçük ya da büyük fark etmiyor. Ben büyük cam ağaçları yapacağım zaman büyük fırçayı kullanmayı tercih ediyorum. Hatta çok fazla büyük cam ağacı yapmadığım için gerek görmedim. Bunu siz de görüyorsunuz. Evet, şimdi biraz yeşile limon sarısı karıştırdım. Cam ağaçlarımıza aydınlık verelim. Her tarafına fırçayı vurmadığıma dikkat edin. Sadece sağ taraflarına fırçamın ucuyla dokunuyorum. Böylece bazı yerlere ışık geldiğini gösteriyorum. Şimdi çizgi fırçamızı alalım. Sol taraftaki boşluğa daha farklı çam ağaçları yapalım. Bu seferki ağaçlarımızın gövdesi görüntü. Üst taraflarında yapraklar olsun. Aşağı taraflarında gövdeleri de görüntü. Bu resimde birazcık daha güzel görünecek. Gövdelerini çizgi fırçayla yapmaktan vazgeçtim. Spatula ile yapmaya karar verdim. Böyle daha doğru gövdeler yapacağımı düşündüm. Biraz elim titredi.
çizgi fırçasıyla. Şimdi ise kahverengiye biraz beyaz ekleyerek sağ taraftaki aydınlık kısımları yapıyorum gövdelerdeki. Aşağıdan yukarı çekiyorum sadece. Bıçağın birazcık daha akıcı olması için de suya batırdım. Bunu siz görmemiş olabilirsiniz. Yanınızda her zaman bir kabın içerisinde su olsun. Ara ara fırçalarınızı nemlendirebilirsiniz. Sıfır nohutu fırçayla yapıyorum bu seferki yaprakları. Yine koyu tonlu bir renk kullanıyorum. Yeşil. Koyu. Dikkat ettiyseniz ağaç gövdelerinin her tarafını yapraklarla doldurmuyorum. Bu şekilde çam ağaçlarında olduğunu biliyorsunuz zaten. Arkadaki gökyüzünün görünmesi de güzel bir efekt oluşturuyor resminize. Bıçağımı değiştirdim. Kısa çizgi fırçasını kullanıyorum. Sıfır numaralı. Çam ağaçlarına şimdilik de aydınlık kısımlarını vereceğim. Yine kullandığım renk limon yeşiline yakın bir renk. Yeşil ve limon sarısını kullandım. Ağaç gövdelerini orada oluşan maki ya da otlarla, çalı çırpılarla kapatıyorum. Şimdi oraların aydınlık kısmını vereceğim. Akrilik boyayı kullanmanın şöyle bir güzelliği var. Eğer bir yeri yaptığınız hoşuna gitmezse 1-2 dakika sonra başka bir boyayla, başka bir renkle istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Yağlı boyada maalesef böyle bir şey zor.
Yani yine yaparsanız ama kurumasını beklemeniz gerekiyor. Akrilik boyada hızlı kuruduğu için çok çabuk müdahale edebiliyorsunuz. Benim hoşuma gidiyor. Ben daha önceleri yağlı boya yapıyordum. Sonra geçtim akrilik boyaya. Yağlı boyaya şu an ara verdim. Ama ileride yağlı boyayla da ilgili çalışmalar yapabilirim. Onun da kendine özgü karakteri var boyanın. Onun da esnek olduğu yerler var. Bunun en güzeli çalışmayı uzun süre zarfında yapabilmeni sağlaması. Yani sürekli üzerinde çalışabilmek için nemli olması gerekiyor. Nemli de kalıyor zaten. Ama akrilikte hemence kuruduğu için bazı renkleri kaynaştırma yaparken bu biraz zor oluyor, zorlaşıyor. Ama yağlı boyada öyle bir şey yok. Şimdi en güzel yere geldik. Artık yansımasını yapıyorum. Resmin üst tarafını suya yansıtacağım. Bunun için de ara ara fırçamla hizalama yapmaya çalışıyorum. Hizalama burada önemli. Kaydırmayın. Ben biraz kaydırdım sanki. Ama onu düzelteceğiz. Şimdi bunun için yine fırça olarak altın oğru fırça kullanıyorum. Fırçamı da sürekli nemlendiriyorum. Çünkü aşağıdaki su artık kuru. Orayı direktmen boyama yaparsam dağın temel rengine girerse top top düşer ve gerekli efekti veremeyeceğim için boyayı çok ince kullanıyorum. Fırçayı da nemli tutuyorum. Bu bana kolaylık sağlıyor. Tuvallerde bunu yapmak daha kolay. Tuval çok çabuk kurumadığı için belki fırçanızı ıslatmak zorunda kalmayabilirsiniz. Ama eğer top düşüyorsa boyanız, eğer her tarafa yayamıyorsanız biraz fırçanızı nemlendirin. Boyayı da inceltin. Böylece daha iyi olur. Evet, sadece sağ ve sola kullanıyorum fırçayı. Çünkü sular her zaman için sağa sola yayılır. Dikey gelmez. Yansıma daha doğrusu o şekilde olur. Evet, dağın beyazlık kısmını, kar olan yerleri yavaş yavaş suya yansıtmaya çalışıyorum. Hizasına dikkat ediyorum. Ara ara fırçamı nemlendiriyorum. Bunu siz göremiyorsunuz ama ben yapıyorum sürekli olarak.
Şimdi beyazlığımızı birazcık daha yoğunlaştıralım. Bazen fırçamı dikey kullanmaktan da çekinmiyorum. Efekt oluşturduğunu gördüm ve kullandım. Aslında dağın aynısını aşağı yapıp üzerinden maviyle de geçebilirdik. Bu da bir teknik. Ama bu da bir teknik. Hangisini isterseniz. Bunu yapmak benim kolayıma geldi. Bu şekilde yaptım. Mavi, siyah, yeşil ve kına yeşili. Derin yeşil ve kına yeşili aldık. Karıştırdık. Yeşil alanımızın yansımalarını yapacağız suyun üzerine. Öncelikle koyuklarımızı bir girelim. Şimdi fırçayı sadece aşağı doğru çekiyorum. Yansımalara çok detaylı girmeyeceğim. Ama şimdilik. Çünkü henüz koyuluklara giriyorum. Kullandığım renk yine koyu tonlu bir yeşil. Arka taraftaki maviliği de öldürmüyorum. Çünkü suyun dolduğu bilinsin. Yansımanın simetrisine dikkat edin arkadaşlar. Simetrisini eğer kaçırırsanız resminiz gerçekçi görünmez. O yüzden üst tarafta ne varsa onun karşısına da onu yapmaya çalışın. Su aynı bir aynaya benzer. Üstte ne varsa altta da onu görürsünüz. Ama biraz bozulmuş şekliyle. Bazı sular ise çok durgun olduğunda üsttekinin aynısını ayna gibi gösterir. Benim suyum çok aşırı durgun değil ama dingin, biraz dingin bir su olacak. Hafiften dalga olacak. Çok hafif ama belirtili olacak. Onu zaten resmin sonunda göreceksiniz. Kına yeşiliyle aralardaki o renk tonlarını bileceğim. Fırçayı yine ıslattım. Ve az yeşil aldım. Kullanıyorum. Her tarafa değil. Sadece olan yerlerde aşağı doğru fırçayı çekiyorum. Thank you.
yeşil, açık yeşil tonlarına geldim. Aşağılara da yine fıstık yeşili tonlarında yeşil kullanıyorum. Bazen aşağı fazla kullandığım zaman yukarı tarafa da aynı rengi girerek karşılığını vermeye çalışıyorum. Hata olabilir ama telafi etmesi zor değil. Özellikle de akrilikte üst üste boya yapılabilir. Cam ağaçlarına da verelim. Yukarıda ne varsa aşağı sudaki karşılığına aynı rengi vermeye çalışıyorum. Fırçamı mümkün mertebe aşağı çekerek yapıyorum. Bazen çok nadir de olsa yan tarafa da sürtebiliyorum. Ama genel olarak aşağı. Bunu siz yaptıkça anlarsınız. Üstteki belirtiyi aynen aşağıda yapıyorum. Sol taraftaki cam ağaçların gövdeleri vardı. Hafif kahverengilik. Onları da suya yansıtmamız lazım. Daha gerçekçi görüntü için. Burada da var. Açık taraflarını da yapalım. Sıfır nolu fırça kullandım. Şimdi suyun üzerindeki hafif dalgalanmaları vermeye çalışacağım. Bunu da bulut mavisiyle yapıyorum. En aşağı taraf koyu olduğu için bulut mavisi kullanıyorum. Sadece dağın yansımasının uçlarındaki dalgalanmaları yapmaya çalışıyorum. Ağaç yansımalarında da yapmaya çalışıyorum. Yukarıya doğru birazcık daha seyrekleştirdim. Şimdi bebek mavisiyle aynı şeyi yapıyorum. Artık yansımaları burada bütünleştiriyorum. Artık renkler birbirlerine girmesini istiyorum. Kaynaştırmak istiyorum. Fırçam yine nemli. Boyalarım ince.
sağ sol yaparak teknik gerçekten güzel iş çıkarıyor. Kaynaştırmak için birebir. Gayet güzel oldu. Şimdi birazcık beyazla, çok az da mavi. Yeşil alanlarımızın suyla ayrılan kısımlarını yapıyoruz. Hani olur ya oralardaki ışıltılar. Onlar ayrı bir güzellik katıyor resme. Birazcık da suyu üzerinde yapalım. Spatula ile yapıyoruz bunu. Sağa sola küçük küçük alıyoruz spatulamızın ucuna. Şu an mavi kullanıyorum. Bazı yerlerine de beyaz, belki köpükler olur diye beyaz kullanacağım. Şu an beyaza geçtim sanırım. Evet. Artık yaptığım yer boyu birazcık daha beyaz üzerine yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Çok güzel resim oldu bence. İyi günler, mutlu resimler dilerim.